HP Santa Teorisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmisili. Şimdi öncelikle videoya girmeden önce söylemem gereken şeyleri söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın, videoları beğenmeyi unutmayın ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hep söylemeyi unutuyorum. O yüzden analizlere baktığım zaman, sayfayı takip etmeyen izleyici sayısı %85. Güzel bir oran. Neyse. Şimdi ne yaptık? Zaha Hadid çizdik. Öncesinde çizdim bu sefer, sonrasında konuşma yapmayı düşündüm. Çünkü şey yapacağım. Bu öneriyi veren arkadaşa bunu hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim bana böyle güzel bir öneride bulunduğun için. Bu çizim senindir. Bunun altında böyle güzel bir imzamızı atarız. Sana, eğer bana Instagram üzerinden adresini verirsen posta yoluyla gönderebilirim. Benimle iletişime geçersen sevinirim. Tamam mı? HB Sanat Atölyesi Instagram adresim. Oradan bana ulaşabilirsin. Şimdi bu hafta neler yaptım? Bir karar aldım. Saçlarımı uzatacağım yine. Canım sıkıldı. Bu arada yine konuşmamı sevmeyen insanlar birazcık ileriye alsınlar. Konuşmamı sevenler de dinleyebilirler. Yorumda da konuşmam hakkında yorumlar yapabilirler. Bu hafta yine eskizler aldım, çizimler yaptım. Dövme yaptım birkaç tane. Ondan sonra da videoyu çekeceğim şimdi. Çektim şimdi. Şu anda da konuşma kısmındayız. Saçımı uzatmaya karar verdim. Söylemiştim az önce. Her hafta böyle bir poz belirleyip şöyle dururuz mesela. Bunu bir yıl boyunca yapacağım. Önümüzdeki yıl başına kadar uzatmayı düşünüyorum, canım sıkılmazsa eğer. Sonra fotoğrafları birleştiririz. Böyle güzel videolar çıkıyor ya. Öyle bir video yapabilirim. Ama belki arka planım değişebilir. Belli olmaz. Ona göre her hafta şu şekilde bir pozla yapabiliriz. Evet. Neyse çok konuşmayayım ben. Konuşacak bir şey de bulamadım. Bu arada Twitter'da kullanıyorum. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ama orada çok az takipçimiz var. 16 kişi takip ediyor. Takip edenler de akrabalarım büyük ihtimalle. Dalga geçiyorlar benimle. Twitter'ı kullanamadığım için. Öyle eğlenceli bir yer olmaya başladı orası. Eğleniyoruz yani. Evet. Şimdi tekrar söylüyorum. Bunu bana öneren arkadaş. Ben yorumlardan bakacağım. Ama sen benimle iletişime geç, tamam mı? Teşekkür ederim tekrar önerin için. Belki Zaha Hadid'den birkaç tane daha çizim yapabilirim. Zaha Hadid'e kabaca böyle bahsetmek istiyorum. Yani internette bulduğum şeyi okuyacağım. Zaha Hadid bir bayan mimar. Irak asıllı İngiliz vatandaşı. Dekonstruktivist mimar. Yani konstruktif şeyler yapıyor. Daha çok böyle anladığım kadarıyla konstrüksiyonlar kullanarak yapıyor işlerini. O konstrüktif yapıyı görüyoruz yani, ne iskeletini falan görüyoruz anlamında. 1950'de Bağdat'ta doğmuş. Londra'da Londra Architectural Association okulunda, herhalde doğru okuyorum, mimarlık okumadan önce Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde matematik bölümünü bitirmiş. Yani başarılı bir kadın. Ama maalesef 2016 yılında kendisini kaybetmişiz. Kariyerinin en güzel yıllarında. 1950 doğumlu, yani 66 yaşında falan ölmüş. Bizim çizdiğimiz bu bina da Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Bu şeyde, Azerbaycan'da yanlış bilmiyorsam. Evet, Bakü'de. Azerbaycan'da bir müze diyor. Burada şey de yapılmıştı. Eurovision da yapılmıştı. Evet, binada şu. Yine ben görsel olarak oraya koyarım. Bu yaptığımız bina, benim çizdiğimi zaten göreceksiniz az sonra. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Çizime geçebiliriz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Önce malzemelerimiz her zamanki gibi. Kağıdımız, uçlu kalemimiz, diğer uçlu kalemimiz, eskiz kalemi dediğim. Hamur silgimiz. Artline kalemlerimiz, mürekkepli. Bunu da şöyle koyalım. Ve 50'lik cetvelimiz. Şimdi bunları kenara alalım. Şimdi ilk yapacağım şey her zamanki gibi ufuk çizgimi çekmek. Cetvel kullanarak ufuk çizgimi çekiyorum. Şöyle düz bir çizgi çekmeye çalışalım. Bunda tek noktalı perspektif var ama başlangıçta bir perspektif kullanmıyoruz. Çünkü birazcık amorf bir biçim. Amorf biçim yani dikdörtgen, kare, yuvarlak, keskin hatları olmayan, net bir şekilde hani bu formda dediğimiz bir obje olmayan şeyler, yani değişik şekillerde olan şeylere amorf biçim diyoruz. Mesela bunun net bir tanımını yapabiliyoruz, kare. Ama şunun yapamayız. Bu amorf bir biçim. Tamam.
Bu çizeceğimiz bina da amorf şekillerden oluşan konstrüktif bir bina. Ben bunu geometrik şekiller kullanarak rahatlıkla çıkartabilirim. Şimdi öncelikle yapmam gereken bir dikdörtgen çizmek. Şöyle bir dikdörtgenim var önce. Sonrasında bir tane de dikey bir dikdörtgen yapacağım. Yüksek kısmını yapmak için. Şu yükseklikte olsun maksimum. Ölçü alarak yaparsanız daha doğru bir bina çıkartırsınız. Ben şu anda ölçü almadan gözümle yapıyorum. Şöyle hemen hemen L biçiminde. Burası bir tık daha uzun. Şöyle sonrasında da şurada bir dikdörtgenimiz daha var. Bu ufuk çizgisine yakın bir yerde bitiyor. Gördüğünüz gibi 3 tane dikdörtgenden şu anda Zaha Hadid'in binasını çıkartacağız. Nasıl yapacağız? Bu 3 dikdörtgeni çizdikten sonra buna şekil vermeye başlıyoruz. Araştırma çizgileri kullanarak. Şu şekilde ilk yapımı oluşturuyorum hemen hemen. Sonrasında şurada bir yapım var. Bu dikdörtgenin içinde. Şuradan şöyle gelip biraz daha yükselteceğim. Gözüme birazcık alçak geldi. Buradan da şuraya iniyor. Gördüğünüz gibi araştırma çizgileriyle çiziyorum ama elim yine yere sürttüğü için kirleniyor kağıdım birazcık. O yüzden havadan şöyle çizmeye çalışacağım. Elimin altına kağıt koyarsam siz nasıl çizdiğimi göremezsiniz. O yüzden koyamıyorum. Şöyle ve sonrasında şunun altında biten şöyle kabaca bir yapısı var. Burada da şu şekilde gelip şöyle dönüp, yani bunların isimleri yok. Bunların hepsi kıvrımlardan oluşan bir bina. Şu alt tarafa doğru geliyor. Şöyle birleşiyor. Burada şöyle bir yapısı var ve bir kıvrımı daha var. Burada yine şuradan şurada bitiyor ve şu şekilde şurada birleşiyor. Şimdi binayı bilenler zaten hemen kabaca anlamışlardır neyi çizdiğimi. Zaten videonun başında da söyledim. Yanlarındaki duvarları birazcık ben değiştireceğim. Çünkü arkasında binalar var, onları çizmek istemiyorum. Buraya bir duvar koyacağım. Buraya da şöyle ufak çalılar koyacağım. Biliyorsunuz benim çalılarımı. Onlardan koyacağım. Çok kabaca çiziyorum şu anda. Az sonra detaylandıracağız. Belki şurayı bir tık daha yukarıya alabilirim. Çünkü buranın da bir et kalınlığı var. Bu böyle gelip şurada bitebilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra iç kısımlarına geçiyorum. Yani iç kısımlarına dediğim detay kısımlarına. Şuradan şuraya bağlanan şöyle bir içinde gözüken bir kalınlığı var. Tavanı. Onu görüyorum. Şurada bir parçamız daha var. Şöyle gelip şöyle bir yapısı var. Tam ufuk çizgimizin üzerinde şurada çizgimiz var. Şurası zaten dönüyor. Burada da pencerelerimiz olacak. Şöyle pencerelerimiz var. Daha sonra bu içindeki pencereleri yapacağım. Burada da pencereler var. Bu pencereleri mümkün olduğunca düz yapmaya çalışacağım. Yamuk olursa kusura bakmayın. Burada da var aynı pencerelerden. Şu şekilde. Etrafına da kendi tarzımızdaki bulutları yapıyorum. Kalemimi şöyle tutup sürtüyorum sadece. Başka bir şey değil. Güneş açtı bir anda. Hava bu aralar çok soğuk. Motorla gidemiyorum işe. Şimdi kabaca çıktı arkadaşlar. Hafiften netleyelim. Şöyle birazcık daha şöyle detaylandırayım. Şurada kalınlıkları falan var. Onları görelim. Şurada da bir et kalınlığı var. Şöyle gelip burada yok oluyor. Şurada devam eden bir kalınlığı var. Şöyle incecik bir şey geliyor. Şurayla birleşiyor. Sonra üzerinde bu binanın konstrüktif yapıyı hissedebilmemiz için üzerinde çizgileri var. O çizgileri atacağım. Şurası şuradan, tepeden dönüyor galiba. Onu da bir düzeltelim. Şimdi bu yapının o konstrüktif çizgilerini atalım. Burayı hızlandırıp da atalım. Hızlanıyorum. Şöyle konstrüktif bir yapısı var. Şimdi bunu şuraya da taşıyacağım. Aynı şekilde burayı da hızlandırayım. Şu şekilde bitmiş oldu. Şurayı da birazcık netleyelim. Biliyorsunuz en son outline'larla geçeceğim. Birazcık da kara kalemle tonlayacağım. Şimdi binanın camlarında şöyle bir şey yapılmış. Sanki nasıl diyelim? Bir simetri var. Şu şekilde başlıyor şuradan. Birer basamak çıkarak pencereleri bölünüyor. Burayı da hızlandırıyorum. Yapamadık. Şöyle bir yapısı var. Şurada da konstrüktif bir şeyler var. Şöyle ufak tefek. Buradaki pencerelerde de aynı buradaki o simetri devam ediyor. Onu da yapalım. Bu şekilde. Burada işler değişiyor. Hiç simetri yok. Asimetri var burada da. Burası da bu şekilde. Burada da 3'e bölünmüş zaten. Pardon 4'e. 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Dikey pencereler var.
Burada da simetri yine hakim ama burada statik bir simetri var. Burada diagonal simetri var. Yani daha hareketli, çapraz formlarda yapılmış bir simetri. Burada tamamen yatay ve dikey çizgiler. Başka hiçbir çizgi yok. Burayı da hızlıca şöyle atıyorum dikey çizgilerime. Binamız çıkmış oldu arkadaşlar. Pardon, şurayı yapmamışız. Şöyle bir yapısı var. Burada şöyle bir parça var. Burası da şu şekilde bitiyor. Şurada yine ufak pencereler görüyoruz. Burada da o diagonal simetri hakim. Ama çok küçük pencereler. Şimdi son olarak tek noktalı perspektifi burada niye kullanıyorum? Şuradan fayanslarını yapacağım. Dışarıdaki fayansları tek noktadan geliyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi binamız çıktı. Şimdi ne yapıyorum? Artline'larımı alıyorum. 1, 5 ve 6 numaralı artline'larım var. Yani 0, 1, 0, 5, 0, 6. Burada bir tane daha 0, 5'im var. Bunlardan bir tanesi az çiziyor, o yüzden iki tane var. Şimdi bunları bir kenara alalım. 6 numaralı artline'ımı alıyorum. Hamur silgiyle hafifçe önce bir yumuşatıyorum bu çizimi. Yumuşattıktan sonra 6 numaralı artline'ımı alıyorum ve yavaşça başlıyorum. Burayı hızlandıracağım. Etrafını çizeceğim önce. Sonra iç detaylarını yapacağım. Hızlanıyorum. Evet, şimdi etrafını çizdik. Şurayı unutmuşum. Bunu yapalım. Şurada bir kalınlığı var. Şöyle. Şimdi ince kalemlerimden birini alıyorum. Hangini alalım? 1'i alalım. 0-1. Buna kenara atalım. Şimdi ne yapıyorum? Pencereleri yapacağım. Yine burayı hızlandırıyorum. Sonrasında tekrar yavaşlatırız. Hızlanıyorum. Evet. Şimdi ne kaldı? Şu konstrüktif yapının çizgileri kaldı. Onları yapıyorum hemen yine. Yine hızlanıyorum. Hatta ben bunu komple artline'larla çizeyim. Boşu boşuna bir daha durmamıza gerek yok. Hızlanıyorum. Evet, şimdi genel hatlarıyla her yeri çizdim. Hamur silgimle yumuşatıyor. Her yerini siliyorum. Siliyorum. Sildik. Şimdi yine bir numaralı kalemimi alıyorum. Şurada hafifçe bir gölgem var. Onun yerini belli ediyorum. Şöyle nokta 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 nokta. Buraya şimdi tarama atacağım. Hep aynı yönde atıyorum. Bunu yaptıktan sonra şurada da şöyle bir gölgem var. Binanın genel ışık alma yönüne göre bir gölgesi oluşuyor. Bunu da taramayla hemen şöyle hızlıca yapıyorum. Bir de şu iç kısmını yapacağız. İç kısma da tarama atıyorum. Taramamızı attık. Şimdi daha kalın kalemimi alacağım. Yani 0.6'yı. Şuraya da tarama atacağım. Bunu yaptıktan sonra şu dış çizgilerini birazcık kalınlaştırıyorum. Şu anda farkındaysanız tek ton bir çizgiler var. Yani hepsi hemen hemen aynı. Şurada da ufak bir tarama atacağım. Şöyle. Şuraya da şöyle ters yönde bir tarama daha atalım. Şu iç kısmı da tarayalım. Birazcık ton farkı olur. Şimdi yapım birazcık daha hacimlensin diye dışını ve şu iç kısımlarında bazı yerlerini daha kalınlaştıracağım. Kalınlaştırıyorum oraları. Evet, gördüğünüz gibi tamamen hacimlendi. Şimdi ne yapacağız? Eskiz kalemini alacağız. Kalemi bu şekilde yatay tutup tamamen gölgelendireceğim. Arka kısmı, bulutları falan sileceğiz sonra. Hızlandırıyorum burayı da. Kalemin kendi ağırlığıyla hiç bastırmıyorum. Şimdi arka planı boyadık. Ön planda da şöyle. En son yapalım ön planı. Hamur silgimi alıyorum şimdi. Binamın üstüne gelen yerleri siliyorum. Şu şekilde hamur silgimi şekillendirip temiz bir silme temiz bir silme şekliyle siliyoruz arkadaşlar. Şimdi bulutların içini de sileceğim. Bulutları da şöyle hamur silgimi şöyle bastırıyorum. Sivri yapıyorum ve siliyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu zemin kısmına, yok orayı en son dedik. Binanın dışına azıcık şöyle tam tersi yönde koyudan açığa doğru ton atıyorum şuraya. Bütün binayı çevreleyecek şekilde. Bulutları es geçiyorum. Binamız biraz ön plana çıksın diye yapıyoruz bunu. Yaptıktan sonra yine hamur silgimle taşan yerlerimi hafifçe şöyle siliyorum. Evet, şimdi son dokunuş. Zemin kısmına geldik. Artık
Son hamle bu. Zemin kısmına da şöyle koyudan açığa doğru en dip, yani binanın dibi koyu olacak şekilde çok belli belirsiz, böyle gözümüzü yanıltacak kadar beton atıyoruz. Bu kadar. Tamam. En son şu çalılıkları birazcık daha 0.6 kalemimi alarak biraz daha abartabilirim şöyle. Evet arkadaşlar, Zaha Hadid'in binası, ismini söyleyemiyorum, zor. Benim dilim bazı şeylere dönmüyor. O yüzden benden bu kadar. Zaha Hadid'in binası bu kadar arkadaşlar. Şimdi kapanış konuşmasına geçebiliriz. Tonlamalar daha farklı da yapılabilir. Bu şekilde ben daha etkileyici olacağını düşündüm. Bulutları siz kendi tarzınızda yapabilirsiniz. Ama genel olarak çizim şekli geometrik şekillerden çıktı. Gayet basit bir şekil. Yani yöntem. Ama bina çizmesi çok zor bir bina. Çok da güzel bir bina. Estetik bir bina. Neyse, kapanış konuşmasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Çizimi bitirdik. Tekrar gösteriyorum. Videonun başında da göstermiştim. Şimdi bunu ne yapacağız? Arkadaşımıza hediye edeceğiz. Ama önce benimle iletişim kurması gerekiyor. Evet, çok konuşulacak bir şey yok. Nasıl çizdiğimi gördünüz. Geometrik şekiller kullanarak 3 tane dikdörtgenden bu amorf biçimi şekillendirerek çizimi çıkarttım. Sonrasında da artline'larla çizdim. Ve en sonda gölgelendirmeyi yaparak bitirmiş oldum. Başka söylenecek bir şey yok bu konuda. Siz de çizmemi istediğiniz şeyler varsa, güzel öneriler gelirse çizerim. Size de hediye edebilirim. Ama birkaç tane çekiliş yapacağım ilerleyen zamanlarda. Birazcık daha takipçilerin artmasını bekliyorum. Bu kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, Instagram'dan ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.